Geçen bir linç yedim, ona denk geldim. Sen mi? He, ağzımı şapırdatmıyorum. Ha. Birazcık hastayım abi, kusura bakma, sesim biraz... Geçmiş olsun ama. Kardeşim. Teşekkür ederim. Hep acınıyorum. Herkes de aynı şey yapıyoruz, muhabbet yapıyoruz. Bu arada daha arkadaşlarım söyleyeyim. Daha geçen pijamalarımla ya. Günce pijamayla çekime gelmiş. Evet. Bildiğiniz sonra pijama. Sonra neden? Ayağa kalkmak istemezsin diye. Tarihli bir dizi olursun ya. Sabah köründe geldik. Bu ne ya? Ay evet, ben yıkıyorum. Nasılsın Batacığım? Keyifler nasıl? Başlayalım. İyi olsun. Çok mutluyum. Mutlusun. Niye mutlusun? Buraya geldim çünkü. Burayı. Özledim burayı. Bir yarışma bölümümüze hoş geldin. Hayda. Yandık diyorsun. Şimdi bir yarışma bölümümüz olacak. Güzel. Evet. Yarışma anlaran nasıl? Yani genelde iyi. İnternetten oynarım. Oynarsın. Aynen. Nasılsındır? Yani. He, orta. Atıyorum evet. Arada diyorsun. Ha. Hiçbir zaman birinci olamadım yarışma. Bil bakalım. Bir bakalım ne ya? Harf alayım. Ne yaptık? Gerçekten bunu buton yaptığına inanamıyorum ya sana gerçekten. Şu nedir? Düğme. Yani. Bununla mı yapacağız peki? Hayır. Hayır. Ne yaptık? Kendimizi geliştirdik. Seni tebrik ediyorum Burak, inovasyonlarından dolayı. Hem de rengarenk. Neden? Evet. Çok kafam karıştı. Her bir... Sakin. Hobi! Şarkı yapamaz mı? Bir tanesini seçeceğiz. Hangisini kullanmak istiyorsan. Ben bunu alayım. Bu daha kazançlı değil böyle bir ses. Bas bakayım daha. Neydi o? Vay güzel. Parasız çin çin sesi yani. Bugün televizyonda çok meşhur olan ve bizim de seri haline getirdiğimiz kelime oyununu oynayacağız. Bir daha ben konuşurken bas. Sürel, başladı. Ben sesli olarak okuyorum sorunu. Vücudumuzdaki vurmalı çalgı. Vurmalı çalgı derken? Yani böyle davul falan... Vücudumuzda diyoruz lan, vücudumuzda davul mu var? Hayır da yani... Harf alalım. Aldık. Vücudumuzdaki. Evet. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Aldık. Vücudumuzun üstünde olan bir şey. Vücudumuzun üstünde olan. Ha. Üstünde. Ha. Meme. Harf alayım. Oha çok kötüyüm. Durdur artık, durdur. Nereye vurunca ses çıkar daha çok mesela? Ses çıkartmak istiyorsun sert. Vücudunda. Vücudunda. Sen kendin vuruyorsun. Tamam. Böyle böyle mi ses çıkarıyorsun sen? Gibi. Ek, alkış. Değil. Ya biraz yardım et lütfen. İlk soruda heyecanlandım. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. İpucu falan veriyordu o yarışmada böyle. Şu an yok. Göbek. Ya değilse? Göbek. Harf almayacak mısın gerçekten? Emin misin? Ne alaka göbek? Gerizekalı. Al işte. Değil mi? Dur. Sen misin ya? Değil mi? Niye durdun bunu? Hayır, harf alma düğmesi o. Geçti, geçti. Hayır, geçmedi ne olur. Niye göbek dedin? Böyle çünkü. Göbek. Ne? Göbek. Göbek diyorsun. Evet. Ne yanlışsa? Göbüş çünkü ses çıkarıyor. Bence kesin göbüş vurmalı. Doğru cevap! Bravo! Herkeste olmaz ama genelde böyle büyük olur vurunca. Göbek. Bravo! Göbek cevabı doğruydu. Göbek. Ne? Göbek. Doğru cevap! Allah kahretsin ulan böyle soru mu olur? Ya of. Göbek ya. Evet. Ben de çok derin düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Ya ne bileyim daha entelektüel sorular falan böyle. Bunlar bizzat... Televizyonda, programda çıkmış sorular bu arada. Kafamızı da uydurmadık efendim. Hangi kanal? Abi yani... Bak al işte çalgı, çal abi. Ya al, tamam da... Yakışık almayan, uygun görülmeyen tavır ve davranışlarda bulunan kişi. Yakışık almayan mı? Hmm. Uygun görülmeyen tavır ve davranış. Lan tam seni anlatmış biliyor musun? Terbiyesiz. Labali. Hmm. Harf alayım. O aslında o şeyde, anlamda. Edepsiz, edepsiz yok. Harf alayım. Aldık. Ya ben yine harf alacağım ama galiba puanlarım azalıyor. Bir tane daha alayım. Verdik. Bencil. Of ya, çok basitmiş bu. 51 saat. Ne? Bencil. Değil. Eksi puan verir miyim sana? Hayır. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Tamam, şimdi durduralım. Süreyi durdurduk. Tamam. Hadi şimdi ipucunu bekliyoruz. İpucu yok. Düşün. Önce sen düşün. Harf alayım. Çok kötüyüm oğlum. Z.
sıçıyoruz Batuhan. Evet. Durdurayım bari. Durdurduk. Tamam. Oğlum çok kötü ya. Bilmem ne siz. Evet. Üç harfinden çıktı. Ne siz ama ya. O ben hiç bulamadım şu an. Hani mesela sende mesela kalp yoksa ne denir sana? Kalp yetersiz. Hayır. Yani negatif anlamı nedir? Kalpsiz. Ha. Bu da öyle bir şey, anladın mı? Evli misin? Sondaki Z'yi verirsen döverim sana. Ne? Harf mi? Pardon, şuraya durdurdum şey diye. Kalkın. Evet. Abi! Güzel bence. Hadsiz mi? Kaş gözüm. Densiz. Ne? Densiz. Bir daha söyle. Deni olmayan. Doğru cevap. Çok iyi dinliyorum. Bunu bir harf alarak ve bu kadar hızlı bilen tek kişi sensin bu arada. Patladım ben. Bulamadım şu an. Hakikaten mi? Hakikaten hiçbir şey aklıma gelmedi. Son 10 saniye. Tamam biraz daha düşüneyim. Aynen. 10. Ya 9. Densiz. Ne? Densiz. Son karar mı? Son karar. Doğru cevap. Densiz. Ne? Densiz. Bravo. Evet. Densiz. Evet. İşte bu. Bravo. Aferin. Densiz. Güzel. Abi. 8 harfli. Sorumuz. Başlasın. Süren. Başladı. İrade sistemini çökerterek kişiyi ruhsal ve bedensel olarak tutsak alan bir yiyecek türü. Çikolata. Çikolata. Durduruyor musun? Dur. Hadi bakalım. Çikolata. Çikolata. Değil. Hadi. Değil mi? Kesin lahmacun çıkar. Ya kesin öyle bir şey değil. Lahmacun. Değil. Fast food. Durdurduk. Fast food değil. Has. Hadi bakalım. Hayda. Harf dalmadın, hadi bul şimdi. İnsanın yedikçe yiyesi gelir. Yedikçe yiyesi, bir iki tane değil, yüzlerce. Lahmacun. Yüzlerce diyor bu. Çikolata. Dur ya, irade sistemini çökertmek ne alakası var çikolatanın? İşte bu. Canım çikolatacak. Ne yapıyorsun ya? Harf alayım. Basit. Bence bir daha harf alma. Durdurduk. İrade sistemini çökerterek kişi ruhsal bedensel yiyecek türü. Çekirdek. Ne? Çekirdek. Çekirdek mi? Emin misin? Bir dakika. Çekirdek. Evet ama tanıma uymuyor yani. Son kararım çekirdek. Doğru cevap. Çekirdek de. Çok fazla yiyorsan mesela çikolata da bir tane yedin, iki tane yedin biter. Bu yiyecek türüne bağımlılık yapıyor ama yedikçe yesin geliyor, yedikçe yesin geliyor. Öyle bir şey. Küçük bir şey. Çekirdek. Bravo! Evet. Çekirdek. Bravo! Evet çekirdek. Oha tek harf olarak 8 harfli sorumuzu bildin. Ya atıyorum artık çünkü hiçbir şey aklıma gelmedi yani. Çiğ köfte dedim. Çiğ köfte dedim. Ya attım yani. Doğru cevap neydi biliyor musun? Harbi mi? Harbi, çiğ köfte sanırım şey çıktı. Kambağı sayesinde sallanan emeksiz kazanç. Eyvah ben bunu bilemem. Harf alayım. Bilirsin. Dur süreyi. Durdur mu? Süreyi durdur. Kızım harf al bari. Ya bir dur ya. Bence harf al. Bir sus. Ya benim zaten kaybedecek bir şeyim yok. Harf. Durdurdum. Yazsın eksi 5000 yazsın bir şey olmaz. Böyle miras yedi falan diyeceğim de değil yani. Bir tane daha alayım. Aldı. Abi. Ne abi? Sen de al. Ulan verdiğin harfe bak, harf alayım. Allah kahretsin, bir tane daha ver. Ya Burak bilerek mi yapıyorsun kardeşim? Abi. Ver bir tane daha ver. Hadi al o zaman bunu. Allah Allah, bu ne abi? Durdurduk. Bu ne abi ya? Tamam harf alayım. Aa yok geçti. Hayır örnek vereceğim. Gelmişsin 30 yaşına. Çalışmıyorsun. İnsanlar sana geliyor diyor ki ya gelmişsin 30 yaşına. Hala bilmem ne yiyorsun. Ne yiyor? Baba parası. Ne? Baba parası. Evet, bravo. Baba parası. Biraz daha sesli. Baba parası. Evet, doğru cevap. Evet. Baba parasıydı. Ne yiyorsun? Baba parası. Baba parası yiyorsun. Baba parası harika bir kelime. İşte bu, senin şu anda yaptığın işte. Aile, baba. Evet. Parası. Birleştir. Baba parası. Evet, doğru İnanmıyorum. Cevap. Ben de daha terimsel bir şey bekliyorum ya. Hayır ya. Harf alsaydın nereden çıkacaktı? Hop. İnsanları cinnet. Çok basit bir kelime. Aha. Uzun bir kelime. 11 harflik bir kelime ama çok basit. Ya günlük hayatımda çok sık kullandığımız bir şey. Tamam mı? Dediğimde hemen güvendim. Benim günlük hayatımda çok sık kullandığım bir kelime. O yüzden dikkatli düşünüyorsun. Şöyle düşün. Senin... Burak ne kullanıyor olabilir? Kesin Burak kullanmadı. Böyle hayır saçmalama bir şey yok. Evet süremiz başladı. Yaşlanma ya da yaşlanmanın kalıcılığına karşı olan anormal korku. Yaşlanma korkusu. Evet, bravo. Hayır. Allah kahretsin. Hayır,
Vay, sığıyor mu yaşlanma korkusu be? Tamam, saymıyoruz, devam edelim. Tamam, sayma, harf alayım. Psikopatlık. Harf alayım. Bir tane daha alalım. Bir tane daha aldık. Çok güzel yerlerden çıktı. Aa, çok çok net çıktı ya, biliyor musun? Ha şey, botoks gibi bir şey mi? Nasıl yani? Ha, ama korkuluyor lan, anormal bilmem ne fobi bu. Bravo, sonu fobi. Ama bir şey diyeceğim. Ne? Ne fobi bu? Gora mı olmuş? 5 saniye, 4... Bir yer. Bitti. Fobi. Ha. Bravo. Sonu bir şey fobi yani. Tamam, 3 puanımı ver bari. Hayır. O bir bildim ama. Hayır, olmaz. Gar olsun ya. Nasıl bilemiyorsun ya? Çok basit ya. Yani. Abi ne yapayım, yaşlanmaya karşı korkum yok yani. Ya yok da illa olması mı lazım pimen için? Tamam, şu sona fobi yazabiliyor muyuz? Yazabiliriz. Daha yardımcı olsun. Fobi yap. Tamam, fobi de. Doğru. Tam aklından fobi olduğunu tutarsın. Gerileme... Yo. Eğer yanlış bilirsen eksi puan düşecek. Puanım kaldı mı acaba? Evet. Eksi puanı bitirebilirsin şu anda. Bence ben tahmin yapmayayım o zaman. Cevap açayım mı? Bilemedin yani. Tamam, aç. Bu kadar basit bir soruyu bilemedin. Gerçekten de yazıklar olsun. Cevabımız... Gerasjofobi idi. Gerçekten de yazıklar olsun. Gerçekten sana. Çok basitmiş. Bu ne? Basit. Böyle bu koltukta oturunca her şey farklı oluyormuş. Evden çok kolay biliniyor da. Çok basitti. Gerasjofobi abi. Geras, sen bunu kullanmıyorsun. Kullanıyorum abi. Yalan söyleme. Bak yine başladın yalana. Bak sen ölümden korkuyor musun mesela? Yani korkuyorum, evet. Korkuyorsun demek ki senin gerasjofobi var. Hemen ben... Oğlum yaşlanma ama. Girancofobi dedik. Ve... Doğru cevaptı falan diyor şakacı. Çok komik. Gül öldük. Neymiş? Evet, çok basit. Mesela deden böyle bir korkusu var dedim. Dersek dedi ki sende gerasça fobim var. Ne? Gerasça mı? Gerasça fobi. Gerasça. Gerasça fobi, gerasça fobi. Gerasça fobi. Gerasco. Co abi. Nasıl co abi? Türkçe bir kelime anlatayım. İngilizce mi? Gerasço İngilizce mi? Nasıl Türkçe abi bu? Nasıl Türkçe abi? Gerasjofobi hiç duymadın mı hayatında bunu? Boş boş boş. Görakça fobi. Görakça fobi diyor ve doğru cevap. Açıyoruz. Çok basit bir şeydi. Gerasjofobi. Gerasjofobi. Gerasjofobi de. Gerasjofobi. Ya bu kelimeyi bir kez kullandıysan. Bravo. Evet. Ah şu ya. Birinci olma ihtimali çok yüksek yani. Kral. Gerçekten evet, çok şaşırttın beni. Şuraya bir şey istiyorum. Taç. Taç dur. Sabit dur öyle. Ben müzik çektiriz efendim. Güzeldi benim. İyiydi. Ben çok iyi yarıştım. Çok iyiydi abi. Gerçekten de. Ben böyle yarışmanın... Ya birinci onda da hiçbir şey olmuyor ki ya. Nasıl olmuyor ya? En sonunda puanlar çıkıyor. Böyle birinci günce çıkıyor. Altta yorumlarda herkes yazıyor. Vay günce biz seni hiç tanımamış. Yani bence gerasjofobi dışında... Ne dışında? Gerasjofobi. Okumadan da şey söyleyeyim yani. Evet, doğru. Ama yeni öğrendim. Bir şey söylemek ister misin Çevik'cim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de normal sesini şey. Söyle. Ha, kanala abone olmayı unutmayın. Abi, sen nasıl... Oysun ya. Şey, ama insan heyecanlanıyor. Şu heyecanlanıyor. Milyonlar izliyor bizi burada. Gerçi ondan değil. Niye? Benim karşımda olan herkes heyecanlanır. Tabii özellikle her an böyle hafşuracakmış gibi durduğun için bayağı...